Herkese iyi akşamlar diliyorum. Malum hepimiz belli bir gündemin sürekli paylaşımlarını yapıyoruz sosyal medyada ya da kendi aramızda. Ama bugün sizlerle çok özel ipuçlarını paylaşacağım. Zira yaşımız gereği buna benzer hadiseleri yıllar içerisinde yaşadık. Bugünkü video paylaşımlarımda da anlattığım gibi profesyonellik bugünlerde belli oluyor ya da illa birkaçınızı bu sektöre vermiş olmanız gerekmiyor. Ancak şöyle düzeltir misin? Ancak önemli olan şu, hadiselere hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü biz insanız, dünyanın en değerli varlığıyız, hep bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bu en değerli varlığın unutmaması gereken en önemli şey de öleceğini bilerek yaşayan tek canlı biz insanlar. Yani hayvanlarda bu kaygı yok biliyorsunuz. Dolayısıyla hazırlıklı olmak, bazı korkuları da yenmemiz, bu korkuyla birlikte yaşamamız anlamına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün korona virüsü çıkar, yarın başka bir virüs çıkar. Bunlar bitmez. Çünkü yeni dünyanın artık beklentisi bunlar. Yani veba salgını veren vesaire değil tabii ki. Bu yeni yüzyıl insanlarını bekleyen şeylerle hazırlıklı olmak zorundayız. Ama farkındaysanız bütün devletler arasında, bizim hükümetimizde, bizim devletimizde belli önlemler almaya başladı. Bunu neden söylüyorum? Üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor. Biz halkını koruma adına birçok önlemler alıyor. Bizim de ekonomiye destek, kendi ekonomimize gerekse devlet ekonomisine destek adına yaptığımız iş her neyse onu çok profesyonel ve çok ciddi yapmak zorundayız. Şimdi konuya şöyle başlamak istiyorum. Slide düzeltmeyi düzeltir misin? Şu slide nasıl geliyordu? Yani. Evet, şunu özellikle anlatmak istiyorum sizlere. Önce şu sizleri şuraya bir kaldırayım. Şunu şuradan bir kaldır istersen sevgili asistanım. İkisi yani şey, alakasız bir şey. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Evet. Okey. Öncelikle sizlere şunu paylaşmak istiyorum. Bu, bakın en çok sevdiğim kelimelerden bir tanesidir bu, biliyor musunuz? Biraz daha küçültebilir misin şunu? En çok sevdiğim bir kelimedir. Çünkü içinde aynı zamanda bir cümle barındırıyor. Yani çaresizsiniz. Hem negatif anlamda gibi anlaşıyor ama nasıl bakarsanız ona göre değişiyor. Aslında bu tür problemler ne kadar güçlü olduğunuzu, kendinizi sınamanız, kendinizi test etmeniz adına çok çok önemli şeyler. Çünkü yani isteseniz böyle problemi yaratamazsınız. Hadi şöyle bir problem yaratayım da üstesinden gelebilecek miyim acaba? Kendimi bir deneyeyim falan gibi şeyler yapma şansınız yok. O halde böyle bir problem hazır gelmiş, bunun kıymetini bilelim. Hani biz acaba ne kadar güçlüyüz? Yani mantıken, zeka, akıl olarak, aktivite olarak, düşünebilirlik açısından neyiz? Bunu anlamak adına bence bu çok önemli bir fırsat. Yani bu kendimizi sınamak adına bir fırsat. Aksi halde böyle bir şey fırsatı çevirmek adına değil. Kınıyorum o tarz düşünen insanları ya da satıcıları, pazarlamacıları. Bu bir fırsat değil. Bu sizin kendinizi algılamanız. Ben neyim, ne yapabilirim, ne yapmalıyım anlamak adına çok önemli bir cümle. Şimdi normalde sevgili dostlar, çok önemli şeyden bir tanesi aslında problemin analizini yapmak gerekiyor. Bu problemin analizini yaparken, şimdi problemin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu ekonomik problem de olabilir, başka bir problem. Sizin kendi şahsınız adına da bir sağlık sorunu olabilir. Yani bu problem, problemin açılımını siz nasıl düşünürseniz düşünün. Ancak her problemin içinde bir çözüm tohumunu da barındırdığını unutmamanız gerekir. İşte önemli olan ince bir cımbızla o çözümün tohumunu oradan ayırt edebilmek. Çünkü bu akşam ben sizlerle bunu nasıl yapabiliriz konuşacağım arkadaşlar. İşte bu çok önemli bir şey. Tek 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 size bazı mesajlar vereceğim. Kendi uyguladığım yıllar içerisinde her başarılı insanın yaptığı ve çok başarılı insanları gözlemlediğim o anekdotları biriktir sizlerle paylaştığım bir gece olacak bu gece. Çok uzun bir gece olmayacak. Çünkü problemin içindeki çözüm tohumunu bulmak çok büyük bir zaman almayacak, emin olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle şuna bakmak lazım problem analizi yaparken. Sizin bu problem, yani herhangi bir problem öncesindeki çalışma performansınız nasıldı? Bakın bunu siz biliyorsunuz. Yani ben size buradan akıl verecek ya da hayır sen öyle değilsin, sen böylesin falan diyebilecek durumda değil. Arkadaşlar bir kağıt kalem alın. Napolyon yöntemi diye bir yöntem öğretmişler bize yıllar önce Amerika'da. Onu ikiye bölün. Bu tarafına neyi problem hissettiyseniz, bu başka bir şey de olabilir. Problem öncesi sizin performansınız nasıl? Kardeşim, saat kaçta kalkıyordun? Günü nasıl yaşıyordun? Kötü alışkanlıkların var mı? Ne bileyim, bir günde kaç tane insanla görüşüyordun?
Daha doğrusu atıyorum 3 insanla görüşmek istiyorsan kaç tane kontak kuruyordun? Kontak kurman için elindeki kaynak ne kadardı? Bakın bunlar çok önemli şeyler. Ayrıca şimdi sen bakıyorsun bazı arkadaşlarla konuşuyorum ben. Adamı zaten yakinen tanıyorum. Yani bu problem öncesinde günde bir görüşmeyi ya yapıyor ya yapmıyor. Şimdi nasıl gidiyor falan diyorum. Ya işte biliyorsun işte şöyle bir problem var. Zaten o problemden önce de sen öyleydin. Bakın bu insanın kendisi de toplantı yapması kadar mükemmel bir şey yoktur manasını ortaya çıkartıyor. Kendisi de toplantı yapması için bundan daha fırsat olabilir mi? Bol bol toplantı yapın kendinizde. Yani hangi yaştasınız bilmiyorum ama kendinizi sınamanız, denemeniz, hayatınızın geriye kalan kısmını daha mantıklı, daha profesyonelce, her şeyden zevk alır bir şekilde değerlendirebilmeniz için muhteşem bir fırsat. Kendinizle toplantı yapmak. O zaman ne yapmak lazım? Şimdiki performansa bakmak lazım. Şu anda ne yapıyorsun? Şimdi önümüzde bir teknoloji çağı olmasa, bir teknoloji devrimler bütünü olmasa, her tarafımız teknoloji kokmasa diyebilir ki evet ben mağaradayım, ağaç altındayım, yapacak bir şey yok. Bugün çiftçinin, efendime söyleyeyim, aklınıza gelecek her türlü meslekteki insanın teknolojiyle iç içe olduğunu çok iyi biliyor olmanız lazım. O halde bizde de teknoloji, şu anda yapmış olduğum şey işte Zoom ve sizlere bir şey ifade etmek. Bunun haftada 4-5 kere Bamboo International tarafından yapıldığını düşünün, gruplar tarafından yapıldığını düşünün. O zaman siz de bireysel olarak WhatsApp'ınızdaki görüntülü konuşmaları kullanabilirsiniz. Hatta bugün bu toplantıdan hemen sonra bu toplantıya davet ettiğiniz insanlar varsa, hepiniz hoş geldiniz bu arada. Onlara WhatsApp'tan görüntülü görüşme yapmak suretiyle kendiniz ekstra onların bu işi nasıl yapabilecekleri alakalı geniş fikirlerinizi, bilgilerinizi verebilirsiniz. Sevgili dostlar, bir insan yapmak istedikten sonra her şeyi yapar. Bakın şimdiki performansınızla öncesi performansınızın çok farklı olması lazım. Kendinizi iyi hissetmeniz lazım. Ben yaparım diyebilmeniz lazım. İşte gücümüzü, kudretimizi, hayattan beklentilerimizi yerine getirebilmenin altında yatan şey sadece inanç değil. Azim, yapabilirlik, mutluluk, mutlu olabilmeyi başarabilmek, hayattan keyif almak. Önemli olan olumsuzluklar içerisinde diye kahkahalar atabilmek. Olumlu olan her şey içerisinde. Herkes çok olumlu zaten. Düşünebiliyor musunuz? Bugün birçok insan ailesiyle tanışıyor yeniden. Sabah kalkıyor, gidiyor, akşam geliyor. 2 gün gelmediği oluyor. Ama birçok insan işin olumlu tarafına bakacak olursak mutlu. Ailesiyle, çocuklarıyla, eşiyle, annesiyle, kayınvalidesiyle bir araya geliyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Eski o günlere döndük. Hani kışın eskiden böyle sobanın tüttüğü dönemlerde böyle o kömürün altına şey koyardık ya, kömür közünün altına patates, elma vesaire. O günlere geri gelmiş gibi hissettim ben kendimi. Arkadaşlar, siz 14 kurala Sağlık Bakanımızın ve bütün bakanlarımızın, sevgili Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi o 14 kurala uyduktan sonra neden korkuyorsunuz ki? Çünkü bu 14 kurala uyulması halinde kalabalıklara çıkmak dahil çok fazla bir probleminiz olmayacağını biliyorsunuz. O halde kırın kolunuzu, oturun. Çıkmayın. Cep telefonuyla online bir şekilde yazışmaya başlayın insanlarla. Yani hayatın keyifli taraflarını düşünmeye başlayın. Bu çok güzel bir şey. İnsanın kendisini tanıması kadar keyifli bir şey olur. Evet. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Bunun için tabii ki bir plan yapılması gerekiyor. Zira hiçbir başarı ben bilmiyorum ki plansız yapılsın. O halde ne yapmak lazım? Ben neredeyim? Nasıl bir konumdayım? Sokağa çıkamıyorum. Belki hiç çıkamayacağım. Ama elimin altında müthiş bir silah var. Teknoloji. Pow! Artı one. Artı bir. Dolayısıyla bunu nasıl kullanabilirim öğrenmek gerekiyor. Bakın ben aslında çok bilgisayarla çok böyle mükemmel haşır neşir bir adam değilim ama bugüne itibaren bu bilgisayarı çözeceğim. Çünkü asistanım muazzam bu konuda. Onun kafasını kıra 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 bu işi çözeceğim. Kendim yapmayı öğreneceğim. Kendim geleceğim. Sevgili dostlar, yaşamakla yaşıyormuşum gibi bakarsak ki fark ince bir çizgide yatıyor. Harika. Mutlu. Mutluyum. Mutlusun. Mutlular. Hele bir ekonomiye katkın olursa, öncelikle kendi ekonomine katkın olursa, arkasından seninle birlikte ekonomiye katkısı olan bir grup oluşturursan, sen sanıyor musun ki bunların ülke ekonomisine katkısı olmayacak? Evet, bizim olumsuz düşünmek, agresif düşünmek, saçma sapan paylaşımlar yapmak yerine kendi bütçemize, devlet bütçesine katkıda bulunabilecek muazzam bir işte olduğumuzu düşünerek harekete geçmemiz lazım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Harekete geçmek çok önemli. Aslında başlamaya başlamak çok önemli.
Bütün profesyonelin en büyük sıkıntısı budur. Ne zaman başlıyorsun? Yılbaşından sonra. Ne zaman başlıyorsun? Bayramdan sonra. Ya o konuya kadar rahat yaşayacaksın. Nereden biliyorsun sen? Yok böyle bir dünya. Hemen başlayacaksın. Hemen plan yapacaksın. Kağıt kalem en iyi dostun, arkadaşın, ahbabın olacak senin. Bunu yapabildiğin zaman o mutluluğunu bir düşünsene. Hayattaki eksiklerini tamamlamak için daha iyi fırsat olabilir mi? Arkadaşlar muhteşem bir ürün gamına sahibiz. Birbirinden değerli ürünlerimiz var. İçindeki şeyler tam da sanki bu zamanlar için konmuş yıllar öncesinde. Evet, ben her gün çifter çifter bantlarımı takıyorum. Sabahleyin ölü gibi değil, dipdinç kalkıyorum. Çok güzel uyuyorum çünkü melatonimi takıyorum. Ne diyor? Düzenli uyu diyor. Bak 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 bak. Düzenli uyu diyor. Melatonine ben muhteşem uyuyorum. Evet, evde oturmanın vermiş olduğu problemlerden bir tanesi çok fazla yemek. Şunu alabilirim. Ne geliyor aklıma? Sürekli evde onu nasıl yiyorlar? Düzenli uyuyun. Melatoninden bahsediyor diyorum. Şimdi çok yiyorsunuz. Kilonuza dikkat edin diyor. Hey, sırf sayılıyor bu zannet. Evet, gümüş yollarla alakalı. Bu mesele agresiflik içerisinde o mutluluk tohumunu yakalayıp çıkartabilmek. Onun için başarı için plan şart. Aslında kendinizi ciddiye almanız gerekiyor. Çünkü siz, sizden başka yok ki. Kendinizi ciddiye almanız gerekiyor. Kendinizi sevmeniz gerekiyor. Aynayla dost olmanız gerekiyor. Ben niye aynayla çok dostum biliyor musun? Çünkü ben ağlarken ayna gülmüyor. Benim en değerli dostum o. Ben güldüğüm zaman ayna gülüyor. Ben ağladığım zaman ayna ağlıyor. O zaman bence bu toplantı bittikten sonra hemen aynaya gidin ve içinizdeki çocukla tanışın. Bakın bakalım o sizin gibi düşünüyor. Onunla biraz sohbet edin. Ama kapıyı kapatın. Anneniz babanız görürse, eşiniz görürse deli diyebilir. Evet. Aslında yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi böyle problemler karşısında yaşamanın önemini anlamak. Yaşamanın, zamanın, boş oturmanın değerini anlamak. Yani boş oturmamak gerekiyor. Çünkü zaman çok önemli. Pıst diye geçiyor zaman. Nasılmış? Pıst. Kendinizi ciddiye alın çünkü sizden başka yok. Bir tane Kenan Özaydın var. Bir tane Mustafa Erdal var. Bir tane Sevcan Saygı Erdal var. Bir tane Volkan Perkabuz var. Hepimizde birer tane var. Evet, kar taneleri gibi. Trilyonlarca kar yağar ama hiçbir diğerine benzemez. Aynı öyleyiz. Trilyonlarca insan yok belki ama milyarlarca insan var. Hiçbiri diğerine benzemiyor. İkizler bile illaki bir ufak ayrıntı var. Kendinizi ciddiye alın. Bunun önemini. Bu akşam uykuya dalarken kendi rüyanızı kendiniz yapın der gibi söylüyorum. Evet, kendi rüyanızı kendiniz tasarlayın. Ama diye uyursanız kabus görme şansınız çok yüksek. Ama şey, deniz kenarında bu kötü günler geçmiş. Ayaklarınızı denizin o hafif kıyıya vurduğu esinti içerisinde gezerek geçiriyorsunuz. Ve oradan eşiniz Murat, Ahmet, Mehmet, Ayşe diye sesleniyor. Geliyorum bir tane falan. Bu günlerin hayalini, rüyasını görerek uykuya daldığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz. Çünkü melatonin takmışsınız. Melatonin takmadan önce yapın. Neyse, kendinizi ciddiye alın. Yaşıyormuş gibi yapmamak. Aslında yaşamak nefes alıp vermek demek değildir. Yaşamak ötesidir. Ben yaşamanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü biz Rabbin değerli kullarıyız. Ve bu dünyaya kimilerimiz seçilmiş, kimilerimiz az seçilmiş, böyle bir kavram yok. Hepimiz seçilmiş olarak gönderildik. Düşünsenize ilk anları, hatırlamadığımız anları. Milyarlarca anlar arasında savaştık. Zafer benim dedik. Ama böyle basit problemler karşısında çözümün tohumunu araştırmamak, düşünmemek çok absürt geliyor bana. Çünkü yaşamak nefes alıp vermenin ötesinde bir şey. Yaşamak önce kendini sevmek, işini sevmek, inançla o işe sarılmak ve her sabah kalktığın zaman Allah'ım bana bir şans daha verdiğin için sana teşekkür ederim diyebilmektir bence. Yaşamak en kötü anlarda bile bir lokma ekmeği, bir yudum suyu bulup da teşekkürler Allah'ım diyebilmektir bence. Yaşamak hayatın bütün negatif taraflarına odaklanmak değil, ben yaparım diyebilmektir. Yaşamak çok farklı bir şey. Bizi hayvanlardan ayıran en önemli özellik.
Akıl ve düşünce. Rahat durmamak lazım. Boş oturduğun zaman kendi kendini yemen lazım. Elinin altında bir maden varken o madeni başka insanlara nasıl tanıştırabilirim diye teknolojiyi kullanman lazım. Öğrenmen lazım. Sana yakışan bu. O zaman senin kendini ciddiye aldığını algılarım ve anlarım. O zaman yaşamayı gerçekten bildiğini düşünürüm. Lorena McKennitt. Yıllar önce Singapur'da gördüm. Şu dinlediğini sağ olsun. Singapur'dayız. Kanada. Kanada'nın bir köyünde aktivistlerle karşılaşıyor. Bir karavandan saz çalan da var. Gitar çalıyorlar ve Lorena bana da öğretebilir misiniz diyor. Kanada'nın dağ köyünde. Ve ufak tefek bir şeyler üretiyorlar ve sonra kendi yani o gitarı geliştiriyor. Kanada'da o kendi kentinin etrafındaki kafelerde çıkmaya başlıyor. Ama yaptığı şu müziği orada pek anlayamıyorlar. O da çok radikal bir karar veriyor ve uzak doğuya gidiyor. Ben gittiğimde 10. senesindeydi Singapur'da. Tanıştık, konuştuk, sohbet ettik. Bana ve herkes aynı şeyi söyledi. Ben başaracağım dedi. Ben başaracağım. Dünyada otellerde çalan en değerli müzik benim olacak dedi. Çünkü Singapur'da Marina Mandarin otelde çalıyordu. Herkes güvendi. Hepimiz güldük. Kanada'nın bir köyünde köylü bir kız çıkıyor ve diyor ki ben bir müzik yapacağım ama bütün dünyanın 5 yıldızlı otellerinin lobilerinde bu müzik çalacak. Hadi lan dedi herkes. Ben de dedim, o da dedi, o bu da dedi. Tony de dedi, Alfred de dedi. Herkes dedi. Aradan yıllar geçti. Çalıştığım bir şirkette üst düzey müdürken bir gün Maslak'taki Swiss Otel'e gittim. Çok yıllar sonra. Kapıdan içeriye girdiğim zaman lobide bu çalıyordu. Bu müzik çalıyordu. Hemen resepsiyona koştum. Lorena nerede dedim. Pardon dedi. Lorena bu müziği çalan. O Sili beyefendi dedi. Lorena'nın Sili'leri çıkmıştı. Ve dünyanın bütün otellerinde hala bak tüylerin diken diken. Ve sen diyorsun ki yapamam. Şaka. Çok şerefsizsin. Sen bir insansın. Dünyanın en değerli varlığısın. Seni yapamayacağın hiçbir şey yok. Sadece içindeki kabuktan kurtul. İçindeki çocuğun çıkmasına müsaade et. İçindeki çocukla tut el ele. Koş, koş, koş. Bugün fiziksel koşamıyorsan telefonda koş. Online'da koş. Ama koş. Ama başar. Ve de ki ben bir numarayım. Anan seni iki numara için doğurmadı. Sevgili dostlar. Sanma ki sevdiğin insanlarla beraber gideceksin. Bu yolculuğun sonunda yalnız geldin ve yalnız gideceksin. Unutma. Sizi seviyorum. Yaşamak çok güzel. Formülünüzü bir servet gibi saklayın. Online. 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 Teknoloji. İçinde binlerce şifre var. Thank you.